Dostlar selamünaleyküm. Bugün çok güzel bir hikayeyi konuşacağız. Hatırlarsanız Hendek olayları zamanında Türk ordusu nefes almadan operasyon yaptı. İşte o dönemde ABD'ye bağımlı olduğumuz başlıklardan biri de güdüm kitleriydi. Biz Hendek operasyonları sonrasında güdüm kiti stoğu ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama ABD bize bunları vermedi. Aynı şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda da bu kitleri bolca kullandık. Ve tedarikte sıkıntılar yaşadık. Ama sonra bu tedarik sıkıntılarının hepsini aşmamızı sağlayan milli projeler başladı ve bu projeler artık Akıncı insansız hava aracında denenecek hale geldi. Güncel haber olduğu için bunu paylaşıyorum. Daha önce Aksungur insansız hava aracında da denenmişti. Yani düne kadar savaş uçaklarımız için temin etmekte zorlandığımız ve gerçekten operasyon anında çok çok önemli olan bu kitler artık Türkiye tarafından üretiliyor ve bugün bu konuyu konuşuyoruz. Akıncı insansız hava aracı hangi güdüm kitini kullandı? Genel olarak güdüm kiti nedir ve bu kitler ne işe yarar? Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği yerli güdüm kitleri neler ve hangi özelliklere sahipler bugün cevaplayacağımız çok fazla soru var o yüzden uzatmadan videoya girelim ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçenlerde X'te bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ile birlikte Akıncı TİHA'dan 2 adet teber güdüm kiti atıldığını ve belirlenen hedefinde başarıyla vurulduğunu söyledi. Zaten biliyorsunuz Akıncı Türk Savunma Sanayisi'nin geliştirdiği çok çeşitli mühimmatlar sayesinde dünyada belki de en fazla mühimmat çeşitliliğine sahip olan insansız hava araçlarından biri. Yük taşıma kapasitesi de Bayraktar TB2'ye göre hayli fazla olduğu için çok daha fazla çeşit mühimmatı taşıyabiliyor. Bugüne kadar 17 farklı milli akıllı mühimmat mühimmat bayraktar akıncı ile test edildi ve başarıyla bu sisteme entegre edildi. Bu durum elbette Türkiye'nin savunma sanayisi açısından geldiği noktayı gösterdiği için oldukça kıymetli. Ayrıca bir insansız hava aracının bu kadar fazla mühimmat potansiyeline sahip olması ihracattaki başarısını da her geçen gün arttırıyor. Zaten gelen haberlerden bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi şimdi 2 adet teber güdüm kiti başarıyla test edildi. Peki bu haber neden önemli? Yani Türkiye'nin insansız hava aracı potansiyeline ne katacak? Bunu anlamak için Güdüm kitlerinin önemini anlamak gerekiyor. Yani onları tanımak gerekiyor. Biliyorsunuz savaş uçakları kara hedeflerine genellikle uçak bombalarıyla taarruz gerçekleştiriyor. Bu bombalar çok büyük bir alanı düşmandan temizleyebiliyor. Genellikle atıldıkları bölgede 8-10 metre çapında kraterler oluşturuyorlar. Bu derece büyük bombalar bunlar. Türk Hava Kuvvetleri de elbette operasyonlarda bu bombaları yoğun şekilde kullanıyor ve en çok kullandığımız mühimmatlar da Mark serisi mühimmatlar. Yani MK81, 82, 83 ve 84 bu bombalar ABD'nin geliştirdiği bombalar ama yıllardır Türkiye'de MK tarafından da üretiliyorlar. MK bu bombalar üzerinde tam hakimiyete sahip. Hatta bu bombaları ihraç bile edebiliyor. Yani bolca kullandığımız bu bombalar şu anda Türkiye'de üretiliyor. Bir de bunun yanında yerin altındaki hedefler için ABD üretimi sığınak delici bombalar kullanılıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız uzun yıllar ABD üretimi BLU-109 bombasını kullandı. Şimdi ise TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği ve yine MK'nin ürettiği nüfuz edici bombalar kullanılıyor. Yani biz uzun bir süredir uçak bombaları konusunda bağımlı değiliz ama bu bombalarda şöyle bir sıkıntı var ki hedefe fırlatıldıkları zaman sapma payları çok yüksek yani bizim akıllı mühimmatlarda alışkın olduğumuz gibi nokta atışları yapılamıyor. Bunların bir güdüm sistemi filan olmadığı için iş tamamen pilotun yeteneklerine kalıyor. İşte bu yüzden de mesela Kuzey Irak'ta ya da Suriye'de bir hedefi vurmak istediğiniz zaman belli başlı sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Mesela uçağınız bombayı uzun mesafeden atamayacağı için düşman hava sahasının içine kadar girmek zorunda kalıyor. Bu da savaş uçaklarınızın ciddi risk alması anlamına geliyor. Bunun dışında istediğiniz noktayı tek atışta vurma ihtimaliniz çok yüksek olmadığı için aynı noktaya tekrar tekrar atış yapmanız gerekebiliyor. Bu da elbette çoğu zaman birden fazla savaş uçağınızın ve pilotunuzun riske girmesi anlamına geliyor. Tabii ki bir yandan da operasyon maliyetini çok yükseltiyor. Tüm bunların yanında bir de nokta atışı yapamadığınız için meskun mahalle yakın bölgelerde bu bombaları kullanamıyorsunuz. Yani operasyonların vazgeçilmezi olan bu bombalar sahip oldukları handikaplarla ciddi bir sıkıntı oluşturabiliyorlar. İşte bunu aşmak için bugün bahsettiğimiz güdüm kitleri geliştirildi. Bu kitler bombaların baş, kıç ve üst kısımlarına eklenebiliyor. Eklendikleri güdümsüz genel maksat uçak bombalarını istediğiniz hedefe çok daha uzun mesafelerden ve çok daha büyük hassasiyetle ulaştırıyorlar. Yani bir bakıma akılsız bombalarınızı akıllı hale getiriyorlar. Güdüm yeteneği olan bombalar haline getiriyorlar. Dünyada sadece birkaç ülke bunları geliştiriyor. Türkiye şu an bunlardan biri. Yani ihracat potansiyeli de oldukça yüksek. Ve başta söylediğim gibi her şeyden önce tedarikte sıkıntı yaşayacağınız kadar kritik sistemler bunlar. Hendek olayları zamanında Türkiye bu sıkıntıyı yaşadı. Peki bu hendek olaylarından sonra Türkiye hangi kitleri üretti ve şu an kullanıyor? Bu sorunun ilk cevabı hassas güdüm kiti yani HGK. Bu kit TÜBİTAK tarafından geliştirildi. MK82, MK84 ve nüfuz edici bombalara güdüm yeteneği kazandırıyor. Onları akıllı hale getiriyor. 40 bin feet irtifadan bırakıldığında bombanın 28 kilometre mesafeye ulaşmasını sağlıyor. Sapma payı 3 metrenin altı. Hatta son dönemde yapılan testlerle 1 metreye kadar düştüğü söyleniyor. 8-10 metre kriter oluşturabilecek bir bombayı 1 metre hassasiyetle bir bölgeye bırakmak zaten operasyonun başarı ihtimalini kat kat arttırmaya tek başına yeterli. HGK şu an F-4 ve F-16 savaş uçaklarımızda kullanılıyor. Ve eğer isterseniz mühimmatın burun kısmına lazer kit'i ekleyebiliyorsunuz. Eğer bunu eklerseniz mühimmat elektronik karıştırmanın imkansız olduğu bir hal alıyor. Çünkü elektronik karıştırma özellikle GPS e hedef alır lazer güdümüne yapabileceği bir şey yok. Aselsan tarafından üretilen bir başka güdüm kiti de lazer güdüm kiti yani LGK. Bu da MK82, MK84 ve nüfuz edici bombaları akıllı hale getiriyor. Yara aktif lazer arayıcı başlığı var. Ayrıca bu sistem bugüne kadar ihracat başarısız da yakaladı. Pakistan ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri de bu sistemi kullanıyor. LGK'nın menzili 12 kilometre. Vuruş hassasiyeti 10 metrenin altında. Bu kitin ihracatta ekstra bir avantajı da var. GPS güdümlü kit olmadığı için özellikle Sovyetlerin ürettiği savaş uçaklarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Bu durumda elbette ihracat potansiyelini arttırıyor. Ordumuzun kullandığı bir diğer kit yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen kanatlı güdüm kiti. Bu kit Türkiye'nin en uzun menzilli güdüm kiti. Bahar Kalkanı'nda savaş sahasında dengeleri büyük oranda değiştirmişti. Daha önce Aksungur İHA'dan da başarıyla atılan kanatlı güdüm kiti yani KGK, MK-82 ve MK-83 genel maksat bombalarını 110 kilometrenin üzerinde bir mesafeden hedefe yüksek hassasiyetle ulaştırabiliyor mapayı 6 metrenin altında. Menzili çok yüksek olduğu için savaş uçaklarımız tehlikeli bölgelere girmeden mühimmat bırakabiliyor. Zaten Bahar Kalkanı harekatında bu yönüyle çok faydalı olmuştu. Kanatlı güdüm kiti GPS güdümlü bir kit ama istenirse lazer arayıcı başlık buna da takılabiliyor. Bunların yanında bir de Roketsan'ın geliştirdiği teber güdüm kiti var. Zaten bugünkü esas konumuz da bu. Teber GPS ve lazer arayıcı başlık kullanıyor. 3 metrenin altında bir hassasiyeti var MK81 ve MK82 bombalarını 28 kilometreye kadar büyük hassasiyet ulaştırıyor. En güzel özelliklerinden biri sabit hedeflerin yanında hareketli hedeflere karşı da etkili olması. Bu sistemde yine ihracat başarısı yakaladı. Daha önce Bangladeş'e ihracatı yapıldı. Yani kısaca özetlersek Türkiye bu güdüm kitlerini geliştirerek zaten hava kuvvetlerinin gücünü kat kat arttırmayı başardı. Ayrıca ABD'ye olan büyük bir bağımlılık da sona erdi. Şimdi ise bu kitleri insansız hava araçlarında kullanarak meseleyi bambaşka bir boyuta taşımayı başardı. Çünkü artık sınır bölgesinde bir çatışma halinde savaş uçaklarımızın yanında insansız hava araçlarımızda çok büyük hasarlar bırakacak saldırılar yapabilecek. Hem savaş uçaklarımızın yükünü alacaklar hem de düşmanın nefes alabileceği sorti aralıklarını doldurup düşmanın nefesini kesecekler. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın bu sistemlerin geliştirilmesi ne kadar önemliyse şu an insansız hava araçlarından testlerinin yapılması da o kadar önemli bir gelişme. Hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet olun. <laughs>